Herkese merhaba. Bakın yeni bir kolim var. Siz bana gelen oyuncakları çok merak ederek izliyorsunuz. Ben de bundan böyle bana koli yollamayı teklif eden herkesi kabul ediyorum neredeyse. Çünkü ben de çok heyecanlanıyorum içinden neler çıkacak diye. Ben bu koliyi aslında daha önce açtım, içindekilere baktım ama sadece bakıp hemen yerine koydum. Size şimdi hepsini göstereceğim ve bir kısmını açacağız, bir kısmını daha sonraki videolarda açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu arada kutunun küçük olduğuna bakmayın, içinde harika şeyler var. Evet, şöyle kenara itiyorum. Bakın çok minnoş iki bebeğim var. Bunlar ikiz bebekler. İkisi de kız. Biri moru seviyor, biri pembeyi seviyor galiba. Bayıldım onlara. Onlarla güzel oyunlar kurabilirim. İşte bir oyuncağım da Batman. Ben bunları daha önce görmüştüm. Marketlerde görmüştüm hem de. Çok hoşuma gitmişti ama o gün almak için çok vaktim yoktu. Bana geldiğini görünce sevindim açıkçası. Onu hemen açmak istiyorum. İşte Batman'imiz. Batman Barbie bebek boyutlarında, yani onu Barbie oyunlarımızda kullanabiliriz. Oyunlarımıza renk katacak. Arkada pelerinimiz var. Üstünü çıkaramıyoruz. Evet, çizmeleri de çıkmıyor. Bu ona yapışık bir kıyafet, kostüm. Zaten normalde de o kıyafeti isteyenler çıkaramıyor, değil mi? Bakın bacakları oynuyor. Kollarını oynatabiliyoruz. Kafası da dönüyor. Evet, ben bu Batman'i çok beğendim. Onu oyunlarımda kullanacağım. Bakalım kolimizden başka ne çıkacak? İşte bir Barbie bebek. Barbie bebeğin Fashionistas serisinde artık uzun Barbie'yi, biraz tombul, balık etli Barbie, kısa boylu Barbie hepsini görebiliyoruz. Kutuların arkasında çeşitli Barbie'leri görebilirsiniz. Bunlardan koleksiyonda yapabilirsiniz. Ben bu uzun Barbie'yi hemen açıyorum. Evet, işte uzun boylu Barbie'miz. Diğer Barbie'lere göre boyu gerçekten çok uzun. Basketbolcu olabilir. Kıyafetini biraz inceleyelim. Saten bir eteği var. Üzerindeki bluzu parlak kumaştan yapılmış. Bu kıyafeti isterseniz rahatça çıkarabilirsiniz. Bu arada oldukça da zayıf ama Barbie kadar ince bir beli de yok. Bileğinde mavi bir bilezik, saçları kızıl renkte, kaşları da biraz kalınca ve yüzü de oldukça değişik. Bakın hafif gamzeleri de var. Saçları kıvırcık. Ayakkabılarında çok az topuk görüyoruz. Bakın ayakkabılarını çıkardığında bile bayağı uzun boylu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi tekrardan ayakkabısını giydireceğim ve kutumun içinden yeni bir oyuncak alacağım. Bakalım şimdi ne çıkacak? İşte küvetli, minişe benzeyen bir oyuncak ama bu bir miniş değil. Onun benzeri ama küvetinin olması çok iyi oldu çünkü minişlerimi banyo yaptıracak bir yerim yoktu. Evet, mor bir küvetimiz var. Çok da şirin, küçücük. Tam minişlere göre. Bu da miniş boyutlarında tatlı bir köpecik galiba. İsterseniz bunu kullanırız, isterseniz minişler için kullanabiliriz. Şampuanımız var ve banyo yaparken oynaması için küçücük bir ördeğimiz var. Ayrıca kurulanması için de bir örtümüz var. Banyodan sonra sarınırız ve iyice ısınabiliriz. Bu oyuncağı çok beğendim. Onunla da güzel oyunlar oynayacağız. Bakalım kutuda daha neler var. Kutumdan daha bir sürü şey çıkacak bu arada. Sakın bu kadar olduğunu düşünmeyin. Kutu küçük diye benim de aklıma az şey çıkacağı gelmişti ama hala bir şeyler var. Evet, bir Spider-Man'imiz de oldu. Spider-Man de Barbie boyutlarında, yani onu Barbie oyunlarında kullanabiliriz. Hemen paketi açıyorum. Evet, işte Spider-Man. Spider-Man ve Batman. Bakın, boyları da aynı. Bu da bizim uzun boylu Barbie'miz. Bakın o kadar uzun ki Spider-Man ve Batman'den bile uzun. İşte böyle göstereyim size. Merhaba dostum. Evcilik TV'ye hoş geldin. Oo, merhaba. Spider-Man, seni de burada gördüm ya. Oh, içim çok rahat. Artık burada güzel güzel görevler alırız. Evet dostum. Hadi şöyle kenara çekilelim de başka ne oyuncak varmış bakalım. Evet haklısın. Hadi çekilelim. Evet, onlar bizi izlerken bakalım içinden ne çıkacak. Kutumuzun içinde bu arada galiba bir tane kalmış. Ben daha fazla var zannetmiştim ama bir tane var ve o da çok güzel bir oyuncak. Ben gördüğümde çok sevindim çünkü yoktu böyle bir oyuncağım. Bu aslında Disney'in klasik serisi koleksiyonu için hazırlanmış bir bebek. Benim de çok hoşuma gitti. İyi ki bunu bana yolladılar. Şimdi hemen açalım. Evet, bir çift ayakkabımız var. Altın renginde. Onun gösterişli ve şaşalı hayatına çok uygun. Evet, işte kötü kalpli kraliçemiz. Ayakkabılarını giydirelim. Kötü kalpli kraliçenin kıyafeti saten parlak kumaştan yapılmış bir elbise. Kolları mavi. Bu arada çıkarılabilir bir pelerini var. Bakın bu pelerin isterseniz çıkabiliyor. Elbisesini de çıkarabiliyorsunuz. Ama ben bebeğimin bozulmasını istemiyorum. O yüzden kıyafetini çıkarmayacağım. Elinde de parıl parıl parlayan zehirli bir elma tutuyor. Kolları rahatça kıvrılabiliyor bu arada. Tacımız var başımızda. Evet, oldukça şık. Acaba bu elmayı Batman'e verse Batman yer mi? Aa, merhaba Batman. Sizi burada gördüğüme çok sevindim. Lütfen bu elmayı kabul edin. Sizi gördüğüm için ne kadar sevindim bir bilseniz, size bu elmayı vermeden geçemeyeceğim. Lütfen kabul edin. Oh, kötü kalpli kraliçe. Galiba beni kandırabileceğini zannediyorsun ama ben bu filmi daha önce görmüştüm. Hiç kusura bakma, bu hikayeyi biliyorum. Aslında o elmayı kendin yesen de hepimiz kurtulsak. Oh, o ne demek öyle? Ah, buradan derhal gidiyorum. Evet arkadaşlar, çok güzel oyuncaklarım oldu. Çok güzel oyunlar oynayacağız onlarla. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.